Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Valla bende de alışkanlık olmuş. Muhakkak sizlerden boşluğun ellerlerim böyle tutuyorum, oynuyorum. Ya bir şeylerle meşgul olacağım ya da elimde ağırlık bir şey olacak yani. Bu arada mallara baktık, kızımın endik, eşim yola gidecek. Dedik yemekte ne yapalım? Normal günler pek şey etmesek de erkek kısmı bazen arıyor değişik bir şey. Valla biz de arıyoruz da yalan değil, yaşın yanında guru diyen asabı gibi. Mangal yapacağız. Kayınvalidemle gaynımı çağıracağız. Onlar gelecek. Normalde gaynım şu bir aydır değil mi kardeşler? Mesai kalıyor. Gece gidiyor. Ertesi gün 4'te geliyor. Yatıyor. Gece yine aynı işi devam ediyor. Hem o evdeyken dedik çağıran dedik. Sabahleyin şöyle tavuklarımızın kanadı vardı. Uç kısmından onu çıkardım. Yarım et tavuğu. Herhalde var şimdi. Kurban inşallah herkes kurbanını kesmiştir. Kırmızı et çıkardım. İki tane de patlıcanım varmış. Ondan da bir tane kapya biberi, bahçeden 2-3 biber, 2-3 de soğan. Tandırı yaptım hemen üzerime değiştirmeden. Vallahi anlamışsınızdır böyle konuşmam bile hızlı hızlı. Hemen yukarı çıktım, tandırı yaptım, aşağı indim, üzerime değiştirdim. Tabii ki kardelen benden önce çıkıyor. Babam işe gidecek, ona hazırlayayım diye. Salatasını yapıyormuşmuş. Hadi ben dedim kardelen geldim, ben gelmişken çekimi başlatam diye. Bir de pirinç pilavı. Bazen pişiriyoruz, bazen pişirmiyoruz pilavın yanında. Hadi dedik, bol olsun, karnımız doysun, gözümüz doyacağını, karnımız doysun diye. Lafın kısası, ben şimdi yukarı çıkacağım. Bıçak, yukarıda mı şey? Yeşil bıçak var yukarıda. Dur. Közüm öldükten sonra patlıcanları közleyeceğim ya. Şöyle dürtekli dürtekliye verelim ki. Hani geleceğim ben de. Bahçeye mi yukarıya mı? Yukarıya, yukarıya. Geleceğim. Şimdi ocak evine çıktım. Annem de aşağı indi bahçeye. Kaba biberden toplayacak. Ondan vardı. Gördüğünüz gibi tandırı yakmış. Ondan sonra patlıcan közlemek için de buraya tekrar ateş yapmış. Bu da ölsün. Ondan sonra aşağıda gösterdiğimiz gibi iki patlıcan bir de 2-3 biber var. Burada da bizim bunu ne gün sermiştik? Sanırım evvelsi gün sermiştik. Tam da hatırlayamadım. Bu maydanoz bayağı da değişmiş iki günde. Kaç gün daha duracak bilmiyorum açıkçası ama birkaç gün daha durar. Burada da reyhan kurusu var. Bundan bir kurutmuştuk, bir daha kuru diyoruz. Balkonda da kabak ve fasulyemiz var. Bakalım annem nerede? Toplamış çıkıyor bile. Şimdi arkadaşlar eti yukarı çıkardık, patlıcanı koydum, koymaz olaydım, neydi o, bir şarkı vardı, çeşmeye vardım su içmez olaydım ya, ben de tandırı yakmaz olaydım, tandırı yaktım, üzerine geçen de mangal yaptık bundan 10 gün önce, şöyle bezinen sıvazlığa verelim, o da kızgın olduğundan bezle yapıştı, elimi de çekemedim ama sularım kızardı iyicelen, sızlıyor ateşi gördükçe. Böyle ellerimi mecbur buzu tutacağım kardanın ama ciğerlerim de dökülüyor kardan şu anda. Valla doğrudur ya. Kıpçamız olur çünkü. Kardeleni yapıp edersem o da aşağıda onu yapıyor, bunu yapıyor. Pek de tandırda etmedim değil mi? Burada çok sıcak. Hadi patlıcanı yapmadım. Ha, tandırda yapmadım. Patlıcan edersin. Bu arada iki tane patlıcanı koydum. Şöyle bakın bu da pişiyor. 5-6 tane soğan aldım geldim aşağıdan üstlerden. Salata etmeyeyim de. Doğruya veren yemek isteyen gitsin. Sen benim maşayı görüyor musun annem? Gör. Hangi maşa? Aa, kocaman maşayı da gel. Aa, onu görmüyorum. Baban gidecek mi istiyorlar? Daha belli değil. Belli değil mi? Hı. Şimdi onu da elbiseler yapacak. Hem yakıyor valla. Yalan değil. Aha geldi valla. Yollamadı. Ben de dedim ki yol yoksa dedim benim yakıyordum ben. Evet. Samanla olmuş da nasıl çekeceğiz ki ya? Adamlar da değil ha. Şimdi ha? Evet. Bakın İşi seven Allah'ın işi verilmiş arka arkasına. Bakın bu işe kalkıştık. Eşim yola gidecek, saman gelecek. Katırın yok, katırın yok hesabı, düzenin yok. Mecbur el edecek. Oğlum işten gelince alıp gelecek. Allah'tan fazla değil. 42 paketmiş kardeşler. Aynen. 42 al. Hadi gayrı işe gitmeyecek olsa beraber onlar gider getiriveriz. O da işe gidecek gece. Bunu kesmeyeyim ben tavuğu böyle.
Sen pilavı çizdin değil mi kardeşim? Hiç kötü tarih yok. Hiç geçirdim ben onu. Sonra da yemeği yedikten sonra annem, abim, bir de babamın arkadaşı İsmail abi, onlar ortaya bizi tamamı getirmeye gelecekler. Aşk getirmeye gidecekler. Getirmeye gelecekler ya. Sonra da gidecekler. Gittiğimiz yer için başka çaresi yok. Baban yola gitmeye de denkler evde gelmedikten. Geçen üstü Teran, sen neden gidiyor? Aha bak adam yola gitti, bana bindi piyango, bana vurdu. Öyle. Taban içine boy verir, doğru mu kardeşim? Tamam. Tavanlar herkes tabağa boy veremez, soy için öyle. Güzeller de soyacağım. Vallahi bu eti beğenmedim çünkü pandarı silemedim üzerine. Parmaklığımı yapardım. Vallahi kız aldı zaten sırlar. Gelmesi önemli değil. Hayır. Ben çağırdım ama. Şöyle. Emre yüzünü gören cennetlik. Tam bir ay oldu. Tam bir ay mı oldu? Emre'nin son bir aydır hiç gece uykusu yok. Sürekli gece çekiyor. Gündüzleri uyuyor da. Onlar bir tek dışarı çıkamıyor. Hani yatıp işe gittiler. Biz kendisini de göremedik. Evet, gördüğünüz gibi artık soframızı ben koyduk. Geçen mi? Babaannem de bir yandan pilavları katıyor. Sinek yoktu burada. Sinek hava rüzgarlı olmadı mı? Sinekler de uçmaya başladı. Rüzgar sakinleşti de ama geldi. Rüzgarlıyken oturamıyoruz, şikayet ediyoruz. Hava sıcakken de bu sefer de böcekler, sinekler geliyor. Soğanları da soymadık artık. Yiyeceğimiz zaman soyarız. Hem vakit olmadı. Karpuz getirdim içeride. Anne senin Rıfkı herhalde o da. O ara. Yedi mi verim ben onu? Rıfkı bir yana, hepsi bir yana. Peçete, kardelen. Var, babam alıyor. Biz yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra artık saman taşırken devam ederiz. Evet, yemeğimizi yedikten sonra annemle Emre saman sarmaya gittiler. Şimdi de geldiler. Saat 10'a geliyor bu arada. Gördüğünüz gibi zaten sizlere de söylemiştik. Fazla değil. 42 paket sadece. Buraya gidecek. Samanımızda yer yok çünkü. Ve bu sene de saman sezonunu böylelikle kapatmış olduk. Anne, he. Biraz dinleneceğiniz mi yoksa su kola bir şey getireyim mi? Tamam getireyim. Abin geliyor. Abim geliyordu, müşteri aradı, hemen gelir. Burada da minnoşlar var. Biz olduğumuz için tabii ki yanımızdan ayrılmıyorlar. Kardelen. He. Damdan Gancı'nın alabilecek miyim? Hemen kapını alırım. Yandasını alırım onu da. Çık kaçayım o zaman. Halil boş çık şu yana. Tamam. Tekrardan buraya palet koydum. Çinle yengem ha. Saman koymak için. Çinle de. Alıverim dur. Allah ne samanmış. Üç kavga kişiye uğraştırdı. İsmail abi o bir tarafından. Bere mi? Tabii. Dur diyorlar. Ben de gitmiyorum, ne yapayım? Buraları da yarın sabah süpürürüm artık. Brandaydı babam yoldan gelince mi çekeceksiniz? Öyle olur değil mi? Gerçek. Babaanne bu yem makinesini koyacak bir yerler bulamadık. Koca evde sığdıramadık. Allah götür Allah. De senin olsun. Yeti benim olsun. Ben bodruma sokayım. Kömürlüğü. Tamam. Yaz sezonumuz okunuyor.
Estağfurullah. Bugün gurbetçi takipçilerimiz geldi. Muhabbet ederken ablamız dedi ki, hatta böyle duygulandı, kardelen dedi, ezan sesini dedi, bir dinlediği zaman dedi, çok mutlu oluyorum dedi. Çünkü tabii ki yurt dışında yaşadıkları için onlar da buraya hasretler. Ben bazen böyle ezan sesini dinletirken çekiniyorum, hani acaba uzun tutuyorum, belki sizleri bekletiyor gibi düşünüyorum ama dediğimiz gibi hani gurbetçi takipçilerimiz istedikleri için genellikle yapıyorum böyle. Yavru kedi annesine kuyruğuyla oynuyor. Toraman da hemen şöyle palet kapının arkasında. Hatta gözleri belli oluyor plajda açık olduğu için. Bakın. O da oradan bağırıyor dışarı çıkacağım diye. Tabii ki artık gece vakti çıkmasın. Bir yere falan gider kaybolur. Evet, hemen annemgil 15 dakikada boşalttılar buraya. Paketinde ikisiz mi, üçü mü ne bozukmuş. İpinden dağılınca gördüğünüz gibi bu şekilde mahvoluyor. Yarın annem de bunu artık çuvallarız. Yapacak bir şey yok. Benim de artık bu aralar pek meşhur lafım oldu. Sürekli yapacak bir şey yok diyorum. Aynen, ben onu söyledim şimdi. İneklere baktıktan sonra sabah çuvallarız. Güneş çıkmadan. Baya basının kuzusuz. Sana kıyamamışlar da hemen çıkara koymuşlar. Ben yukarı çıkmıştım dondurma almaya. Bu da çok ağlayıp duruyordu damdan. Bir yere kaybolma bakalım. Saat 10'a gelmiş. Bu saatten sonra bir yere gidersek evi bulamazsın bak. Alo. Boşlanma içine bir tane hayvan yiyecek. Buzağa doyan anne. Derimizin artık ahı gitti, vahı kaldı. Tek bir şey kalmadı ama işte çürüyenler, mahvolanlar sürekli dökülüyor. İki gün önce süpürmüştüm buraya. Dondurmalar neydi kız? Çocuk dondurması değil değil mi? Çocuk dondurması ne kız? Dondurma dondurmadır. Da şeyle ama portakallı falan yazıyor. Pek yemedim şeyler. Valla bilmiyorum. Geçen ben bakkalda sordum da valla 16 milyon dedi de geri koydum. Onun markalı bir şeydi ya. Adı aklımda değil mi? Dondurma. He değil mi? Dondurma dondurma. 15 milyon da alsak mıydı? Aynen. Hasat gibi bu da kaç kere ya. Hadi ya bakayım. Beğenmediysen yemem. Boş ver. Getiririm ben tekrardan. Babaanne o da portakallıymış. Durun bakalım. Size de gösterin. Bu kızım çok. Benim karadan. Ben kara yemeyim. Ben portakallı yemeyim.
Bu çikolatalar. Aa bunu yeme çikolata. Bu ne olacak, çıkmıyor şu. Bedava mı Halil, evet. Bunlar doluyor. Baba hani kenarlarından yırttır ondan sonra bedava çıkıyor. Bedava makamı bedava. Allah sevgili kuluysak bedava çıkar. Neresinde çıkacakmış bedava? Altında çıkmıyordu şey türden, şeyde ya. Geçen gün düğünden gelirken al dedik, öyle dediler de. Olabilir. Lamba da işe yaradı ha. Aynen gerçekten. Acar bir lambaymış. Oğlum abi dondurma içeyim mi oğlum, gel. Gelmiyor, hayret bu ya, küsmüş yalım bize. Vallahi aşiret şeysi gibi benim maşallah dedi. Nereden sağlamışlar buz gibi. Gel oğlum lan gel. Oğlum abi gel dondurma senin verin. Senin Karabaş gelseydi dondurmayı geliyor, yer. Geliyor. Karabaş olsaydı yer bunu. Eminim Karabaş dondurmayı çok seviyormuş. Seslerim sor seslerim. Karabaş'a veriyorum abi, böyle yalıyor dondurmayı. Sen içir misin? Rıkkı, sana çağırmadık Rıkkı. Neyse artık bugünlük de videomuz buraya kadardı. Tabii ki daha sonlandırmıyoruz. Yarın sabah kaldığımız yerden devam ederiz. Hayır. Hayır. Evet inşallah. Evet yarın sabah görüşürüz demiştim ama ben dondurma yerken Toraman da başımızda bekliyor. Kıyamadım. Annem bir hasta olur dedi, yedirme dedi. Yine de gördüğünüz gibi yediriyorum vallahi, yesin yavrum. Yarın iyi işine bak. Karda senden bilirim. He? Derse çocuk. A demez. Ama çocuk Karabaş her zaman yiyormuş ya. Neden çocuk zannedecekler? Karabaş alışkındı. Magnum yiyor adam. Bak magnum yediriyorum Şemim oğluna. Adam sana alıp bastım. Güzel mi oğlum? Dur, bakan bir mola ver bakan. Git şuradan su iç gel. Hadi. Biz öyle yaparız. Biz insanlar Toraman dondurma yedikten sonra boğazlarımız acımasın diye su içeriz oğlum. Sen de iç hadi bakayım. Baba suya bakan be. Başımda bekliyor inanki ya. Sen iyi işe bak, çok tatlı değil mi? Benim mavisi bak, maviş de geldi. Boncuk. Onun gözleri çok güzel maşallah ya. Gel gel şu kovadan su iç bakayım. Gel bakayım be Toraman. Şurada annem kovaya su dolduruyor köpekler içsin diye. Gel. Gel bakayım bir gel. Anne bak görüyor musun eşek? Aferin benim oğluma. Herkese günaydın. Gördüğünüz gibi artık sabah oldu. Şimdi annemin yerinde ineklerimize bakıyoruz. Buzağlarımızın sütünü içirdik. Burada ilk doğan buzağımız var. 2 aylık falan şu an. Henüz daha süt içmeye devam ediyor. 3 hafta sonra falan da sütten keseriz sanırım. Adı da Ilgaz bu arada. Belki bilmeyen takipçilerimiz vardır. Bunlar da biliyorsunuz bayramın ilk gün doğan buzağlarımız. Bu Didem, o da Dider. Bu arada buzağların önünde çuval vardı. Böyle fare atlamasınlar diye. Artık büyüdükleri için annem onlara bugün ilk defa yonca ile yem verdi. Buzağı yemi. Bunlar artık yavaş yavaş ondan yemeye başlarlar. İşte velhasıl bu yüzden önlerindeki çuvalları da aldık. Sen niye deliriyorsun? Sütün de işte. Onun da var yine yeme yoncası. Şimdi de sıra geldi ineklerin ilgisini vermeye. Akşamdan hazırdı zaten. Dün akşam karmıştık yegiyi de. Akşamdan bazen karıyor sıcak diye kızıyor ama dün de karaverdik. Bir paket 60 bulunduk. Kardelen de bir yalarımı küspeye doldurmuşmuş. Böyle harman işini bitirdik. Zaten biz aldığımız için hani eve kadar geliyor. Eve kadar geliyor, yeri gören sarmaya gidiyoruz. Bu sene sardık. Kendimiz sarmalı anlaşıldı. Kaç paket aldık kardelenimiz? 350. 350 paket aldık. 100'den fazla da yukarıda vardı. Hemen hemen 100 kadar yonca olması lazım olmasa da. Bir de 100'de alacağımız var. Bir yerden nasip olursa kışa doğru yetmezse oradan takviye yapacağız. Çünkü günde bir paket zaten. Bir de bunun sıvışı oldu mu daha bereketli oluyor içinde. Mallarımıza baktık mı gazın soğanları çıkacak çatıya. Hani güneş yanıyor olmasın, güneş berbat ediverir. Ondan sonra yukarı çıkarız analıza. Çayı demlediriz. Az bir uzanırız. Ondan sonra golf altımı da ederiz. Yani yine de 11'e falan gelir bize de sigada.
Enes. Şimdi sıra geldi artık gale soğanlarımızı toplamaya. Bundan gazala 3. gün değil mi bugün? Bir gün durdu boşta. Bugün de alıyoruz. Yani 2 gün durmuş oldu böyle. Fazla durarsak sıcak gavur fos gibi kalıverir bu. Böyle gale çatıyı bir garson serdi. Sapları kendi halinde. Burusun ondan sonra uç kısımlarını kesiverin. Şimdiden kesmeyin. Sen bir ara yukarı çıktın ama yiyen getiren fazlalar. Biberden, salatalıktan, maydanozdan kırkan giden gibi. Yeterin. Tarnamızı, soğanımız çıkıyor bahçeden. Bir nasip olursa tarna garakan acı biber alacağız içine katmaya. Domates inşallah olur. Domates de alırız tabii ki. Tarna garakanı. Öyle olur mu? Kardeşler. Daha değildi. Baksana hafif ya. Sırtımızda götürüveriz galiba. Aynen. Mor soğanla anne beyazı aynı çuvala mı katacaksın yoksa ayrı mı? Onları bir katarım. Onları ayrı koyuverin. Şimdi aşağının işlerini hallettik. Kardelenle birlikte sofrayı hazırladık. O çayı demletti. Ve tabii ki ben ondan biraz geç çıkıyorum. Dedim hadi bir de peynir kızartayım olmuş kana denk olsun diye. Bu bayramda yaptığım dolapta duruyordu normal yerinde. Üzerine tabii ki tuzlu bir poşet örtüp üzeri böyle sararmasın diye. Bu arada soğanlarımı da gazeteliyim üzerine. Aman gazeteliyim. Garsonun üzerine serdi. Bayağı da anne bereketiyle var. He, Allah'ın bildirmeye nasip etsin. Bir lazım olur birine verir. Bol değilmişim. Hadi evde yemesek birini yemekleri doğrarız. Soframızı seyret hazırladık. Dün de zaten videomuzda akşam izleyince göreceğiniz. Akşam yiyin burada yiyip balkonda. Kardelenle bulaşıkları konuşmaya kapamış. Birazdan da onları toplar. Ambiyandan iyi oldu. Sadece diyeceğimizi getirelim çıkarız. Kapkacağı buradan alıveriyoruz. Ben çıkıyorum altına. Soğan yiyelim ki bir tane. Şu beyaz soğanı ben yiyecektim bak iyi hatırlattım. Bakalım. Olsun bile. Küçükten alalım mı? Şöyle aynen küçüğünden. İyi mi? O da şeklik çıktı. Nasıl? Aa bunu az götür bir tane. Başka? Yiyecek ama oradan yiyeceğiz. Ama oradan yemeyeceğim. Sen sarıdan yiyeceksin. Mesela şunlar şu soğanı damlama geçen kısmındaydı yeşil gerisi buru. Bu da kendilerin burusun yoksa çocukla yazıyorlar mesela illa. Kesmeyeceğim bıçağını. Kurusun sonra bir daha ipleyiverim. Buradan göz geçiriverim burada. Yok getir. Her zaman balkona çıktığımda şöyle size kuruları gösteriyorum. İlk etapta bunları göstereyim. Bunlar bugün de dursun. Ondan sonra artık bunları toplarız. Sofrayı da aşağıda hazırladık. Tepsisiyle çıkardık. Annem yukarı çıkmadan bahçeden biber, maydanoz standart artık onları toplamış. Domates tabii ki bahçeden değil hazır. Kaseleri de şimdi burada açarım. Bunu da küçük tüpe koyayım demleyeyim. Çayımız da soğumuştur çünkü. Her işin bir ödülü varmış. Çalıştık malımızı maşadımızı baktık. İşimizi de hallettik. Tabii ki aşağının işler duruyor ev işi. Evler süpürülecek. Yetişkin kız olunca tabii ki anaları pek bu konuda pek bir şey düşmüyor. Bazen diyor Nazan falan aşağıda yukarıda kız diyor çalışıyor diyor. Sen aşağıda ve çıkasın gelmiyor de. Doğru dedim. Ondan okur kana hem o iş yapıyordum. Hem yemek işini yapıyordum. Hem mal maşat bakıyordum. Şimdi arada kardele yapacak. Arada ben yapacağım. Bugün anne bir kolu süpüreceğim. He. Bir de mutfağa. Dün her tarafı süpürdüm. Gerek yok. Yaz günü olduğundan bir de zaten doğru düzgün içerilerde oturulmuyor bile. Bizim odanın biri salondan giriliyor bütün odalara. O oda mesela ayrı olsa yani iş bir eksilmiş olacak. Yani buraya aynen. Bir gelen giden olunca oturuveriz. Ama eski yapım olduğu için bütün odalara salondan girişi vermişler. Genellikle çoğu köydeki evdeki öyledir.
Böyle çayımız tavşan kanı. Bazen böyle Mete diyor, tavşan kanı çayımız diyor. Anam o da bir bakıyoruz abdest suyu gibi çıkıyor mu karşımıza. Sonra? Hani iki kişi var. Onları da kahvaltıya çağıran mı? Kim? Aşağıda yatıyorlar. Onlar buraya gelmem, onlar yatmazlar. Hani uyuyorlar bir de ya. Uyuyorlar mı? Evet. Onlar uyuyor olsunlar, biz de yiye koyalım. Ondan sonra onlarla ilgili. Bak içi çok güzel gı. Bembeyaz obası. Soğan da met ediyoruz ya, galiba yapacak bir şey yok. Artık burada videoyu sonlandıram. Dünden parça parça ne yaptığımızı göstermeye çalıştık. Samanda hallettik. Bu sinekler ya yoktu böyle bu kadar ya. O kadar oturuyoruz kalkıyoruz diyen gibi, yatıyoruz diyen gibi. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın.